Arkadaşlar merhabalar bu videomda mezun grubu ya da geometriye yeni başlayanlar için hazırladığımız programı takip eden arkadaşlara kaçıncı haftayı anlatacağız 24. haftayı anlatacağız 24. hafta ee, biraz kısa sürecek arkadaşlar. Yani şey bu video kısa sürecek çünkü yapacağınız şey açık ve net biraz sonra göreceksiniz zaten yani bu programı ne zaman başlamıştınız İlk başta Ağustos'un 5'inde başlayanlar arkadaşlar sonrasında Eylül ayında başlayanlar falan filan da oldu tabii ki Eylül'de Ekim'de takip edenler işte ee, bu haftayı takip edenler bu hafta işte belki de bir ay sonra izleyeceksiniz beni arkadaşlar geç kalmadınız bir ay sonra izleyen arkadaşlar da geç kalmadınız hala daha vakit var hiçbir şekilde sıkıntı yok. Ee, rahat bir şekilde çalışmalarınıza devam edin arkadaşlar. Hiçbir şekilde sıkıntınız yok. Evet gelelim bakalım şimdi 24. haftaya. 24. hafta neredeyiz arkadaşlar? Ayın kaçındayız? Şöyle baktığımız zaman ayın 18'inde değiliz. Ee, 18 değiliz. Ayın 18'inde değiliz. Ayın 11'indeyiz arkadaşlar. Ama bir kayma yapmıştı. Ee, i̇ki konuyu birden birleştirmiştik arkadaşlar. 24. hafta ayın 11'i. Ee, daha önce zaten bunu konuşmuştuk. Neler yapacaksınız? Acil geometri analitik zamanı arkadaşlar. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam yani şeyi bitirdiniz bu arada. Bütün e, analitik geometriyle ilgili ne varsa bitirdiniz galiba değil mi arkadaşlar? İşte analitik geometri fasikül üzerinden gitti zaten. Araya doğru noktaları bitirdik, doğru analitiği bitirdik bir de e, şeyi bitirdik. Dönüşüm geometrisini bitirdik. Yani dönüşüm geometrisinde de belki testleriniz kalmış olabilir ama bu haftaya da sarksa bile önemli değil. Zaten acil geometride de kaç tane yanlış hatırlamıyorsam yanlış saymadıysam yani geçenki videoda 15 dedim diye hatırlıyorum ama büyük ihtimalle 15 tane falan test var arkadaşlar. Ona göre böler bölersiniz ve rahat bir şekilde bir hafta içerisinde oradaki şeyleri de çözebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu arada tebrikler. Yani analitiği de bitirdiniz. Yani testteki netleriniz artık deneme sınavlarındaki netleriniz artık Büyük ihtimalle 8'lere 9'lara çıkacak anlamına geliyor arkadaşlar bu. Sonra kat işleyince pule doğru e, en büyük adımı atmış olacaksınız arkadaşlar. İyi yolda gidiyorsunuz. Programlı bir şekilde çalışıyorsunuz. Herhangi bir sıkıntınız bence yok. Geometri anlamında yok. İnşallah diğer derslerde de yine programlı bir şekilde çalışıyorsunuzdur. E, bu hafta şöyle bir analitiye arkadaşlar. E, şeyde Ben baktım yani bizim kitaptaki şeylerde de soruları da çözerseniz eğer Hiçbir şekilde eksik kalmayacak. Analitikte çok da güzel işler başaracaksınız arkadaşlar. Özellikle bu kitap son nokta olacak yani bu konuda. Yani deneme sınavlarında falan ee, zaten analitik fasükünü bitirdiysen bir de bir yani orta seviyedeki kaynağı bitirdiysen bir de geometrinin ilacını bitirdiysen en sonunda da artık şeyi bitirdiysen emin ol analitikten hiçbir şekilde soru kaçırmazsın. Yani o konuda rahat ol. Yani dediklerimi yaptıysan zaten bir sıkıntı yaşamazsın. Denemelerdeki sorularda da göreceksiniz. En rahat yaptığınız konulardan bir tanesi olacak. Ve ÖSYM arkadaşlar biliyorsunuz seçici sorularını artık son yıllarda nereden soruyor? Analitikten ve katıcısından soruyor. O yüzden dikkat edin. O yüzden dikkatli bir şekilde şu uh, acil geometrideki soruları dikkatli bir şekilde kendinizi verin arkadaşlar. Bu arada 15 ya da 14 tane miydi? Tam yanlış hatırlamıyorum ama ya, yanlış hatırlıyor da olabilir tabii de. 9 galiba 7 daha 16 16 tane miydi? Neyse ya siz kendiniz bölersiniz arkadaşlar. Bölün yani bölün. Hani 18 diyelim mesela. 18 tane ise 6 güne bölün mesela. 3'er test çözün. Her gün 3'er test çözün. Çözebilirsiniz de zaten. Yani bu şekilde yaptığınız zaman kendinizi de çok fazla da kasmamış olursunuz. Ee, fazla anlatılacak bir şey yok. Ha şunu anlatabilirim. Bunu anlatayım. Anlatayım fazla. Anlatılacak bir şey olmaz mı? Dur. Katı cisimler videosunu ayrı bir şekilde çektim ama katı cisimlerde ne yapacağız arkadaşlar? Katı cisimlerde de yine aynı şekilde devam edeceğiz. Nasıl mı? Yine arkadaşlar katı cisimler için fasikülü yazdık. Ve şu an baskıda ya baskıdan çıktı. Hafta içerisinde de işler şubesine yani belki de bugün bile sizin bulunduğunuz ildeki işler şubesine gelmiş olabilir arkadaşlar. Ama siz işi garantiye alın. Öyle erkenden çıkmayın. Biliyorsunuz şu an işte hala da hastalık süreci devam ediyor. Covid o devam ediyor. Yani gittiniz baktınız yok gelmemiş. Binden ne falan filan sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani e, önümüzdeki hafta pazartesi başlayacaksınız ya zaten katı cisim çalışmaya. O yüzden ne yapın cumartesi falan gidin arkadaşlar hemen salı günü ya da çarşamba günü gidip de e, daha şeye gelmeden o kitabı da almaya kalkışmayın arkadaşlar. E, ben hangi tarihte konuşuyorum tabi bu konuşmayı da yaparken çünkü sonradan bu videoyu dinleyecek olan arkadaşlarımız da var tabi ki. Biraz şey açıklayıcı bir şekilde konuşayım. Ayın 11'indeyiz. 11'inde yaptım konuşma arkadaşlar. Büyük ihtimalle 12'sinde 13'ünde işler şubelerinde olur da siz 15'inde falan bir gidin arkadaşlar. Hem maaşı da almış olursunuz zaten. Kitabın emin olun ee, sadece biz yazdık ve gönderdik. Fiyatı ne kadardır onu bilmiyorum ama şu da bir kesin. Yani bu tür fasiküller arkadaşlar fotokopi fiyatıyla aynı fiyat oluyor arkadaşlar. Tamam O konuda da şey yapmayın. Ee, alabilirsiniz de almayabilirsiniz de size kalmış. Yalnız şöyle bir şey biraz önce Kadıç'sın videosunda da söyledim ben. Onu da çektim tabii ki. Ee, yani İnanılmaz derecede güzel bir kaynak oldu. Burada da söyleyeyim. Belki onu izlemeyenler vardır. Ee, çok değişik sorularla karşılaşacaksınız orada. Kendi tarzımı yine oraya koydum. Konu anlatımı tamamıyla bana ait. Ee, geçen seneki konu anlatımıyla kıyaslayacak olursak ve puan verecek olursak. Geçen seneki on, e, konu anlatımına 10 üzerinden 3 ya da 4 verecek olursam. Bu seneki konu anlatımını ciddi anlamda çok güzel hazırladım ya. Yani bu senekine... Ee, mükemmel değiliz. 10 üzerinden 10 puan asla vermem arkadaşlar. Mutlaka bir eksiğimiz vardır. Bu yani öğretmen arkadaşlar baksa, ya hocam şurası kalmış, hocam burası kalmış diyebilirler yani. Çünkü biz de baktığımız zaman hani ben burada kendi tarzımı anlatıyorum. Yani kendi tarzımda öğrencilerin e, nasıl faydalı olabileceğimi e, aktarıyorum orada. Başka bir öğretmenimizin daha değişik tarzları vardır ve e, genelde eksik bırakmamaya çalışıyoruz o tarzlarda ama ee, yine de eksikler kalabilir arkadaşlar ama 10 üzerinden de 8 puanla hak ediyor yani. Ciddi anlamda hak ediyor. Sorulara bir baksanız bir görseniz of bunlar ne? Yani acayip ufuk açıcı sorularla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Fasikülü aldığınız zaman da göreceksiniz e, ee, yani size çok çok büyük bir faydası olacak arkadaşlar. Hem de renk renk de çözmüş olursunuz. Çünkü çok değişik çok ilginç sorular var arkadaşlar. Fotokopi de çektirseniz zaten aynı fiyata denk gelecek. Evet bu haftayı ne yapıyorsunuz? Acil geometri ile geçiriyorsunuz. Bir de ne yapıyorsunuz? Bu haftanın sonunda böyle cuma cumartesi gibi işler kitabı evine gidip katı istiyorsunuz arkadaşlar. Pazar gününde gitmeyin de yani aa, bir dakika cumartesiler hala yasak değil mi? Cuma günü gidin arkadaşlar siz. Cuma günü gidin. Tamam mı? Cuma günü gidin. E, ya da işte bayinin telefon numarası varsa sorun. E, ayıttırın. Çünkü kalmayabilir. Onu da söyleyeyim yani. Çünkü ilk gelenler hemen bitebiliyor. E, ayıttırın ki size sıkıntı olmasın yani. Ya da şeyden de alabiliyorsunuz tabii ki. İnternet üzerinden de sipariş de edebiliyorsunuz. Ama ne zaman geleceği belli oluyor mu? İşte bazen gecik edebiliyor. E, o size kalmış bir şey. Ama işler bayilerinden direkt tak diye alabilirsiniz yani. En azından işler bayisine gitmeden önce arayıp kitap elinizde var mı diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. İnternete yazsanız zaten işte atıyorum Zonguldak'tayım ben Zonguldak işler yazsam direkt telefon numarasına kadar çıkıyor zaten. O yüzden sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Evet bu haftayı acil geometriyle geçiriyoruz ve önümüzdeki haftada yine fasikül üzerinden katı cisimlere de başlıyoruz. Ee, o zaman bu videonun da böylelikle sonuna gelmiş oluyoruz. O zaman sonuna geldiysek ne diyoruz arkadaşlar? Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.